Amrabat biraz daha sonraydı galiba. Sonra sonra daha sonra geldi de hani şey. Ee, peki e, Serdar Yosunkaya bu abi virüs sebebiyle herhalde artık o fahiş bonservis bedelleri <laughs> de ödenmeyecek. Yok. Rakamlar düşer demiş. Hılgat Hı -hı. rakamların bir hayli düşeceği görüşünde. Evet. Yani ben e, artık bu yeni dünyaya uyandıktan sonra yani yeni bir dünyaya uyanacağız çünkü. Şu salgını hayırlısıyla mümkün olduğu kadar az hasarla atlatabildiğim zaman hasar dediğim ekonomik hasar ama öncelikli olarak insan hayatı çok da önemlidir. İnşallah kimseyi kaybetmeyiz bundan sonra. Dünya olarak kimseyi kaybetmeyiz diyelim. Fark yeni bir dünya düzeninde muhtemelen Türkiye'deki en yüksek oyuncu maaşları 1 milyon eurolar falan olacak yani. O da böyle ya verilir mi bu para? Vay yüksek para verilmiş falan diyeceğiz yani. E, öze, gerçek, öze döneceğiz. Öze o gerçeği yani. çabuk kabullenip benimsersek Doğru ben, adım atarsak. Benim sevmemiz lazım. Bir de kriz zamanları aslında fırsattır. Tabii ki. Onu fırsata çevirebilmen lazım. Futbol açısından söylüyorum bunu tabii. Başka anlamda söylemiyorum ama hani daha fazla zenginleşme anlamında söylemiyorum. Zaten onu beceremediğimiz aşikar. <gülüyor> ama <gülüyor> ama e, futbol iklimini çok başka bir seviyeye getirip kulüplerle birlikte, kulüpler birliği, federasyonla birlikte Avrupa'ya, Avrupa'da yeniden doğan ve ortalığı kasıp kavuran bir ligle <laughs> oluşturabiliriz. Bunun da geçmişte çeşitli örnekleri var. Sert çıkışlar yakalayan ülkeler şuraya yönelmemiz lazım. Avrupa arenasına gittiğimizde gerekirse 6-7 gol yemeyi hazmedip ama oynatacağımız, çıkartacağımız bir oyuncuyu 18-19 milyon eurolara satabilmek daha büyük keyif olacaktır bence. Bakınız Sırbistan, Hırvatistan ekiplerinin yaptığı gibi yani. Evet. Ve aslında o altyapımızda var ama biraz oraya dönüp oraya bakmak lazım gibi geliyor Tabii. bana. Peki, izleyicilerimizin çok fazla videoları birikmiş. Birkaç tane daha Değil izleyelim de. bence. Tamam. Arkadaşlar bakalım ilk olarak hangisini ekrana getirecekler. Ee, bu e, challenge'ımız devam ediyor. İsmi bir kez daha rica edeyim. Sancak Bey. Sancak Kaplan vardı sol Bek. Evet. <laughs> Jefferson Farfa'nın oturma odasındaki versiyonu <laughs> şeklinde, değil mi? <laughs> Jefferson Sancak. <laughs> evet. çok da iyi ilk hareketi. Daralan tabii sol ayak falan evet. böyle güzel. O topun üzerinden e, geçiş ayağını geçiş evet. hareketi de enfesti. Diğer videomuz gelsin. Matt Bey. Ooo, Oo. evet. O hareket. Vay vay tamam. vay vay tamam tamam abi eyvallah aldık, evet, kabul, aldık. Ediyoruz. kabul ediyoruz mesaj aldık mesaj aldık daha ne yapalım tamam. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ayağının üzerinde. Evet evet, evet evet yani. Hani gol filminde e, Santiago Muniz'i tekrar Newcastle United'a sokmak ve bir süre daha ona zaman vermelerini sağlamak için restoranda gidiyor teknik direktörle konuşmak için orada bir konuşma yapıyor e, eski futbolcu ve eski scout. Evet görevlisi. Yeni e, araç tamirat atölyesi bulunan kişi. Diyor ki yani çamurlu sahalarda, yağmurlu günlerde çok fazla ço birbirini tekmeleyen çocuk izlersin. 40 yılda bir biri senin yüreğini hoplatır. Bu çocuk gibi evet. diyor. E, o sahneyi hatırladın herhalde. Tam hani öyle hareketler vardır. Ben de futbolda hep o hareketlere, işin orasına bakarım. O yüzden Ronaldinho Jim'dir mesela. Hani, o ha, hareket, tabii. otobüs sektirip orada keyif alıyorum. 25 pas yapmışlar ve gol atmışlardan keyif almıyorum mesela. Hiç de sevmem. Niye o kadar? <laughs> Biraz bana çok fazla, yemeği çok fazla çiğnemek gibi geliyor. Evet. Esasında faydalı o biliyorsun. 25-30 kere çiğneyin der <laughs> <Evet. gülüyor> ya. O takım oyununun getirdiği bir harise. Ama bazen Arsene Wenger takımları mesela o işin suyunu çıkartmışlardı. Yani artık bu pres kaleciyle karşı karşıya hala penaltı noktasında koşan adam arıyordu ve bir sürü gol kaçırmıştır. Arsene Wenger takımları ilerleyen zaman dilimlerinde de. Ama Ronaldinho varsa 25 pas beklemezsin yani. 3 pasla gidersin goya. Tabii. Çünkü o bir Ronaldinho yani. Veyahut da Ronaldo'm varsa böyle vereyim tekrar alayım kaçayım falan yok. Ronaldo gider. Slalomunu yapar. Slalom yapar çünkü adam yani. Ve ayrıca e, onun... Yani Drip bir... değildir o. Benim için slalomdur evet. o yani. E, Ronaldinho gibi oyuncuların bir e, çözüm kılavuzu yoktur. antivirüs yoktur. Ha, evet. Onlar istediği zaman istediği şeyi evet. yapar. Doğru. Hiçbir stoperle de onları durduramaz. Kendi kendilerinin virüsleridir o. Evet. Ayakları da biraz öyle oldu. Peki yine İstanbul'dan bir video gelecek. Harun Bey. Güzel. On, evet. On tabii canım. 10 o hareketi. Arkada da ıspanak nasıl yıkanır falan diye bir şey vardı galiba. Tezgahda evet. <laughs> <laughs> televizyonda o zaman bir şey çıkıyor. Gündüz çekilmiş. Gündüz gündüz, gündüz, gündüz gündüz çekilmiş. Ha? ıspanak <laughs> nasıl yıkanır? Hani Bol suyla. Bol su. Sonra ben biraz sirkeye yatırırım suyun içinde. Sonra tekrar e, sudan geçirip tavaya atıp yumurtayla yerim abi. Şimdi tabii. Yumurtalı mı seversin yoğurtlu mu daha çok? Ya, yumurtalı severim. Yumurtalı. Hazır Pazı yer. Pazı, mi? yok yemiyorum, pazı yemiyorum, Hı. pazı yemiyorum. Ispanağı severim ama. Ama tabii ıspanak yerken de şuna dikkat etmek lazım. Esnaf lokantasına gidersin, yumurtalı ıspanak istersin. 8 lira ödersin atıyorum. Ama e, daha modern e, mutfak e, olan bir yere gidersin, ıspanak yatağında yumurta diye sana 30 liraya verirler. Değil mi? Yumurta ıspanakta yumurta evet. tabii. Ispanak yatağında yumurta böyle. Sen de çok özel bir şey gelecek sanırsın abi, çünkü öyle bir şey yoktur Yani. İşte sistemizlerdi <laughs> yani. bir evet. Yemeği yaptıktan sonra abi, eğer bir yemeğin üstünde böyle tek dal böyle e, şey nane geliyorsa bir iki yemek e, 20 lira daha pahalıdır yani. Nane eklenen yerlerden uzak durun abi. Yemeğin nane koydum, nane, nane, naneyi koydum mu ekstra 20 lira? E, cüzdan, cüzdandan çıkar öyle söyleyeyim yani. <laughs> Peki Leyman Hanım Marta'yı unutmayın demiş Brezilyalı o Marta da Silva. Ronaldinho'nun işte, dişi Ronaldinho. Ha şey. Hatırlar mısın vermiştik daha önce videosunu Marta da Silva'nın orta alanda alıyor topu. Her pozisyonda sıfırlı. Yok hatırlamadım. hatırlamadım. Hanımefendi, tam hatırlamadım. bir top cambazı ve o hani Ronaldinho'nun hanımefendiler futbolundaki e, versiyonuydu Marta da Silva. Hiçbir zaman Alex Morgan kadar Ünlü olmayacak. Hmm. Lassan Mersi kadar da ünlü olmayacak. Ama o Canbazı jenerasyonun yani. en büyük futbolcusu. Evet. Açık ara en büyük futbolcusu. O sen sen daha hakim olduğun taraf abi Ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Ya bir gün He. izleyelim tekrar. Tamam. Marta da Silva çok acayip tamam. bir oyuncudur. Varsa ama verelim hatta ya. yani bugün için değil sonraki programlar için muhakkak. Sonraki programlar var için verelim. Tamam. Yani işte kadın futbolunun Maria Sharapova'sı Alex Morgan'ı ka kabul ediyoruz ama Marta da Silva... Ştefi Grafı. Ştefi Grafı. O eyvallah. tartışma Tamam. Isim. Eyvallah. Ama izleyelim seni çok i̇zleyelim, şaşıracak İzleyelim, şey izleyelim. Bence. Tamam. Peki <laughs> devam edelim. Ee, karşının taksisi. Bir takım kuruyor olsaydınız Maestro seçeneğiniz iki olsaydı Pirlo'yu mu Zidane'ı mı seçerdiniz? Zidane. 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 Evet. Pirlo bir de acaba hangi yaştaki Pirlo Yok hiç önemli değil o. Yani e, şey Zidane... Fransa milli takımında bir, bir işte e, iç orta saha olarak farklı bir sol beke alan açıyordu. Farklı oyunlar. Ben Zidane'ı seçerim her zaman yani. Evet e, Pilo Zidane kilo muazzam bir adam da. Zidane. Benim için gerçek sanatçı Zidane'dir yani. Kendi adıma konuşmam gerekirse. Ozan Şimşek Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Peter Chay attığı gol hala aklımızda. Ya, o kadar çok şeyleri var ki Ronaldo'nun yani. Bazen pause tuşuna basıyor. Evet. Rakip oyuncular, rakip savunma oyuncuları, rakip e, kaleciler için house tuşuna basıyor. Hatırlarsın bir Arsenal deplasmanı var. Ronaldinho karşılaşma ilk yarısında muazzamdı. ikinci yarıda Arsenal. Arsenal evet. Menger Arsenal'i vardı. 2-0'dan 3-2 bitmişti o karşılaşma yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 ya da 2012-2013 sezonu olabilir. Muazzam bir performansı vardı Ronaldinho'nun. Deplasmanda Londra'da e, ilk yarıda ya bu maç 5'e 6'ya gidiyor dedim. Benim için unutulmaz karesi Ronaldinho'nun yaptığı hareket değil. Attığı golden sonra Real Madrid kale arkasındaki bıyıklı amcadır ayağa kalkıp alkışlayan. Hatırlıyorsun değil mi Ronaldinho'nun golünü? Aldı yine bir slalom yaptı gitti attı. 4 ve hatta 5. gol atmıştı galiba. Gol bir... sevincinde ne yapıyordu? Yok şey kale, Real Madrid kale arkasında Real ha, Madrid evet. taraftarı bıyıklı bir abi vardı. Evet 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 o kareyi alkışladığı. Akışı da abi, odur yani. İşte keşke bizde olsa. Yani, evet, <laughs> <yani. gülüyor> Başkan bizde neden ee, yok Doğru, ben, tabii Niye tabii canım. Yok. Peki, <laughs> e, şimdi bir izleyicimiz daha gelecek. Kutay Bey. Kutay Bey'in babası e, Avanya Spor'un futbolcusuymuş ve Wagner Love'dan önce bir sezonda en fazla gol atan isimmiş. Ahmet Hacı Amzoğlu. Birlikte sektiriyorlar, izleyelim. Aa. <laughs> Bravo, işte bu ya. Oo. harika. Harika. Ve belli. E, topa iyi dokunmuş evet. bir baba. Ve Şeyde miydi? Spor o... ikincilikte oynarken de miydi acaba? Yani daha 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 önce. E... Olabilir şu anda. hatırlamıyorum. Abi, orada Alanya Spor'da enteresan bir forvet vardı gurbetçi böyle. 92-93 sezonu. 92-93 mü? Yok. Evet. O, o, oranın Alanya Sporu çok aklımda yok ama işte 2006'larda 2007'lerde falan Alanya Spor'da Metin Telle diye bir oyuncu vardı abi. Ne yapacak diye ya? hep böyle merakla beklemiştim Metin Telle'yi. E oralarda takılmıştı. Enteresan oyuncuydu Bak, ama Metin Telle. Bak beyefendi 31 maçta Hı -hı. 28 kez 11 13 golle tamamlıyor sezon. Evet.